Merhaba Out of the Box Talks'a hoş geldiniz. Epeyce bir zamandır yapmıyorduk bu programlarımızı. Artık LinkedIn'de de canlı yayınlarla konuklarımızı ağırlıyor olacağız. Out of the Box Talks'larda farklı düşün, bakış açını geliştir ve deneyimini paylaş mottosuyla bu seriyi başlatmıştık. Farklı deneyim ve tecrübelere ve bilgiye sahip kişileri ağırlıyorum. Özellikle kariyerini dönüştürmüş, başarıyla dönüştürmüş ve farklı noktalarda şimdi farklı işler yapan kişiler daha ziyade bu programda konuğum oluyor. Bugünkü konuğum da Dilek Dayınlarlı, Scalex Ventures'ın kurucusu. Kendisini daha çok, yani hepimiz yatırımcı kimliğiyle tanıyoruz ama kariyerinde bir kurumsal e, çalışan olarak başladı. Çok başarılı işler yaptı stratejist olarak. Daha sonrasında 212 ve devamında da yatırımcılığa geçti. Hepimizin çok hayranlık ve takdir duyduğu bir e, yatırımcı kadın. E, profili olarak takdirle ve hayranlıkla takip ediyoruz. Şimdi kendisini ağırlayacağım. Bugünkü e, konuşmamızda neleri konuşacağız? Bu ke kendi kariyer dönüşümü dışında e, özellikle venture capital şirketlerinde çalışmak isteyenlere neler önerilir? Globalde büyümek isteyen e, girişimciler nasıl, nelere dikkat etmeleri ve nasıl bir stratejiyle yurt dışına açılmaları bu ve benzeri pek çok konuyu konuşacağız. Bir de aklımda son dönemlerde Teranos var. Yakın zamanda çok yakın takip ettiğim e, Silikon Vadisi'nin en büyük nesi diyeyim skandallarından bir tanesi. Onunla ilgili bakış açılarını da merak ediyorum. Şimdi Dile'yi e, programa alıyorum. Evet alamadım aldım. merhaba Dilekçim hoş geldin. Selam Arzu. Selam herkese. Şimdi bir küçük hata yaptık Dilekçiyim. Ben LinkedIn'de 12 AM 12 PM'i hep karıştırdım. <laughs> <laughs> o yüzden sanıyorum izleyicimiz birazcık az olacak ama sonrasında bu yayınlar Hı -hı. şimdi senin zamanın podcast'ine dönüşeceği için Hı -hı. umuyorum sonrasında daha çok kişiye ulaşıyor olacağız böyle e, minik yol kazaları da yapıyoruz. Bizim ilk linkli <laughs> yayınımız <gülüyor> ama izleyiciler YouTube'dan da izleyip e, takip edebilirler. Hı <laughs> Şimdi seninle e, uzun zamandır bu programı yapmak istiyorum. Çünkü hakikaten e, girişte de söylediğim gibi çok e, takdir ve hayranlıkla takip ediyorum seni uzun zamandır. <gülüyor> <gülüyor> e, çok hoş e, bütün röportajlarını da okudum bu programa girmeden önce. Şeyle başlayalım yine e, bu kariyer dönüşüm akademisi benim sosyal girişim olarak 2021 yılında hayata geçirdiğim bir aslında e, Yeni girişimim o yüzden heyecanla e, çalışmaları yürütüyorum Dilek ve yapmak istediğim şey de özellikle kariyerinde sıkışmış hisseden farklı bir şeyler yapmak isteyen kişilere bir yol haritası sunduğum e, kitabımdan şimdi senin zamanından e, sonra hazırladım tasarladım eğitimleri kariyer dönüşüm akademisiyle girişimcilere ve profesyonellere sunuyorum. E, 2022'de de Şubat ayında tekrar başlıyor olacağız ilk programlarımızda bu yıl içerisinde. Ve konu kariyer dönüşüm olduğu için de senin kariyer dönüşüm yolculuğunu çok kısa anlatmanı rica edeceğim. Tabii bu arada ellerine sağlık. Bence çok çok güzel e, şeyler yapıyorsun. Ben teşekkür ederim bu arada davet ettiğin için. Benim için inanılmaz bir keyif. Keşke böyle yan yana olabilsek herkesle de birlikte konuşabilsek özledim o günleri. Ah ben ee, de. <laughs> normale döndüğümüzde yapmaya diyorum. Ee, vallahi yaş ilerledikçe herhalde anlatacak çok şey oluyor ama aklına da bir şey gelmiyor diyormuşum. Ama sen bana dediğin <laughs> için böyle biraz düşündüm. Hani dinleyenler için neleri paylaşabilirim. Özellikle bence paylaşılmayan böyle hatalardan öğrenim veya işte ne olmasa olmazdı gibi noktalardan öğrenimleri nasıl paylaşırım ve onlar benim yaptıklarımı yapmaz veya yap, iyi yaptıklarımdan bir şey öğrenebilirler. Aslında böyle sen hızlıca bahsettin ama benim kariyer şöyle. Ben makine mühendisiyim normalde. Hı hı. Ee, daha sonra işte Amerika'da bir MBA'ye gittim. Aslında benim ilk işim proje yöneticiliğiydi. Ee, ve kendi startupında Yani kendi girişimimdi. Kendi işimi kurmaktı. Ama okul ödemek için kurduğum bir işti. Ee, o tabii bunlar çok public olmadığı için, hani açık olmadıklarından <laughs> dolayı ama şeyi gördüm yani Amerika'da özellikle kendi işini kurunca o zamanlar tabii bir de öğrencisi yani para beklentim de o kadar yüksek olmuş. Ya para kazanılıyormuş çalışıncayı görmüştüm ve demiştim ki ya sırf para kazanmakla olmuyor sevdiğin işi yapmak lazım. Hı -hı. Ama onun da asıl özünde şey var e, üniversitede dördüncü sınıftayken böyle işte mühendisin çok seviyorsun falan ama hayatın anlamını arıyorsun. Ya öğrenciler dinliyorsa böyle zaten dördüncü sınıf ne yapacağız şimdi biz? Hayat nereye gidecek? Ne yapmalıyım? Hani böyle sürekli bir şeyi keşfetmenin olduğu bir dönem. Ya Böyle kitap okurken Emre Kongar da benim o zaman sosyoloji hocamdı. Onun Kızlarıma Mektuplar diye bir kitabı vardır bu arada. Çok da güzel bir kitaptır. O zaman beni çok etkilemişti. Amerika'da okuyan ikiz kızlarına yazdığı mektupları derlediği bir kitap. En son sayfalara doğru bir şey söylüyor böyle öğüt olarak. Hayatın anlamı sevmek ve üretmektir kızlarım diye. Abi böyle içini işler ya bazı sözler. Ya ben o zaman gerçekten sevdiğim işi yapmalıyım. Sevdiğim insanlarla çalışmalıyım ve üretmeliyim gibi bir şey oturdu bana. yani Bir de kafanda sorular varsa tam bunları tam düşünüyorsun. Böyle... Tam zamanında o cevap Yakalıyor. geliyor gibi düşünüyorsun. Çok güzel. <laughs> Aynen. E, aslında bir sürü şey okuyorsun ama o tam bana oturdu. Ama tabii o kolay olmuyor. Yani şimdi kabul ederim yani. ilk bence 20'lerle 30'lar arasında hala böyle ben ne istiyorumu bulmakla geçiyor birazcık. Her girdiğim işte bu benim istediğim iş mi? Ben kimim acaba? Hı hı. Ee, benim biraz uzun sürdü galiba. Ben 30'ların başlarında falan böyle birazcık tam olarak ne istediğime doğru yol almaya başladım. Ama ne istemediğimi çabuk bulmaya başladım diyelim. İşte ben sadece mühendislik yapmak istemiyorum. Ben insan seviyorum. Hani ben insanlarla bir şey yapmak istiyorum. İyi ilişkiler istiyorum işte. Problem çözmeyi çok seviyorum. Falan. hani falan Böyle topladığım işler oldu diyelim. Ee, Amerika'da yaptığım işlerden sonra Türkiye'ye döndükten sonrasında bir ara koçta çalıştım. Türkiye'nin o zaman tabii teknoloji işi yok. Türkiye'de ee, döndükten sonra. E, telekom işi. E, sürekli öğrenme. Yine böyle bir... 2000'lerin başı mıydı senin de? En böyle parlak başının... olduğu zamanlar. Ee, yok yani. 2000'lerin sonunda geldim. Türkiye'nin böyle Aa, çok öyle iyi olduğu zamanlarda geri döndüm Amerika'dan. Ee, o arada aslında gene hala böyle araştırma. Nereye gidiyor dünya? Orada da öğrendiğim şöyle bir şey var. Aslında hani şans mı e, çalışmak mı diye hep insanlar tartışır ya. Hı hı. Ya evet bence şansın çok büyük olasılığı var ama o şansı yakalamak için de ona bakmak lazım sanki. Yeni kabaran dalgalara bakmak daha çok şans getiriyor bence. Ben şanslıymışım. Şimdi dönüp baktığımda aslında anlıyorum. Hani ben Amerika'da teknolojiye girmek istiyorum dedim, çok heyecanlandırdı beni. Türkiye'ye geldiğimde teknoloji işi yoktu ama yapabileceğim işe girmiştim. Aslında bunlar iyi kararlarmış mesela. Hani yapabileceğim teknoloji işinde sürekli yeni teknoloji arıyorsun. Ondan sonraki hayatım tamamen değişti. Çünkü teknolojide çok fırsat var. Her şey yeni kabarıyor. Yani şöyle düşünmek lazım. Yeni bir mezun bir insanın bir bankada yıllarını vermiş bir insanın yanında sıçramasıyla yeni önündeki dönemde hızlı büyüyecek bir şirkette sıçramasının fırsatı arasında çok büyük bir fark var. Aslında hı hı. dünyaya çok biraz de böyle de bakmak lazım. Bence yeni fırsatlara yeni kabaran dalgalar olarak baktığımda şansın daha yüksek e, diye düşünüyorum. Benim için hep öyle oldu. Sonra... E, o zamanlar startuplar oluşmaya başladı. Hatta şey hatırlıyorum. Böyle VC diye bir şey varmış. ilk kez duyuyorum falan. Ay ne kadar güzel iş. Sürekli yeni işler araştırıyorsun. insanlarla ortak oluyorsun. Bir şeyi büyütmeye çalışıyorsun. Böyle içimde yanan ateş oluştu ama tabii Türkiye'de VC yok o zaman. Ee, ama Groupon diye bir şirket çok hızlı büyüyordu. Dünyada Hı. inanılmaz o zaman efsaneydi. Çok hızlı ölçeklenen aslında bir startupa girmiş oldum. Direktör olarak. Yani ee, Hatta şu anda gençler bana geldiklerinde iki şey söylüyorum. Bir yanında mutlaka çok şey öğreneceğim bir insanın yanına gir ilk başta. <laughs> e, çünkü ilk yıllar bence böyle. Hani senden çok deneyimli ve ondan öğrenmek istediğin insanın yanında ol. Ve de hızlı ölçeklenen bir şirkette ol. Çünkü öğrenmenin en hızlı olacağı yerler orası oluyor. Groupon öyle bir etki yarattı. Tabi bu arada hiç failure'leri anlatmadım. Biliyorum onu sonra <laughs> Onların sıra sıra geleceğiz. Evet. Sıra sıra sonra sıra Nasıl geçtim? Evet ama ondan sonra Grup Ondan sonra aslında e, 212 Türkiye'nin ilk fonlarından bir tanesi birini arıyorlardı. Ha pardon. Ben aslında Accenture'da yönetim danışmanlığı yaptım bir ara. Hı -hı. E, o ara bir proje yapıp Türkiye'deki bütün teknoloji sektörüyle tanışmıştım. Ağabey. Ve ilk VC kuruluyor. Daha önce VC yapmış insan yok. Hem girişimci olacak hem mühendis ama Amerika MBA hem yönetim danışmanlığı hem de çok hızlı büyüyen startupta çalışmış. Ben oraya böyle cık oturmuş. ee, <laughs> ama bu büyük bir şans. Yani bence çünkü VC'de öyle pozisyon kolay kolay açılmıyor. Bizde de görüyorum. Hmm. E, ondan sonrası tamamen çok hızlı geçti diyebilirim. Yani VC'yi çok sevdim. İlk işim yatırım değildi. Sonra baktım ki aslında yatırım çok güzel bir şey. E, sonra kendi işimi kurdum. Melek yatırım yapmaya başladım. Aktif ee, yönetim kurulu üyesi oldum ve asıl son iki yılda fona dönüştü ortaklarımla birlikte çünkü bu işi daha iyi daha büyük ölçekte daha etkili nasıl yaparız diye kafa yorup aslında fonu kurduk gibi Hani biraz uzun anlattım ama kırılım noktalarından en çok öğrendiğim sevdiğin ve ürettiğin işi yap sevdiğin Hı -hı. insanlarla yap ee, yeni kabaran dalgaları yakalamak çok büyük fırsatlar getiriyor onu nasıl evet. yakalayacaksın? Onu nasıl fark edeceksin? Oradan devam edelim. Yani yeni kabaran dalga trendleri çok yakın hı hı. takip etmek okumak lazım tabii kendini güncel tutmak lazım ama seni bu nasıl yakaladın diyeyim? Neleri gördün? Nasıl gördün? Annem eskiden bana maymun iştahlısın derdi. Öyle bir <laughs> iş yapıyorum ki maymun iştahlı olmak muhteşem bir güç bu işte. Ee, aslında şöyle diyelim. E Dalgaları çok çok okudum. Ee, bazı zamanlar odaklandım. Hani teknoloji nereye gidiyor? Teknoloji trendlerini kimlerden takip edebilirim? Yurt dışına çok çıkıp e, etkinliklere gittim. E, ve en önemlisi sanırım bunu çok başarılı yapmış insanlara dokunmaya çalıştım hmm. e, diyebilirim. En, en etkili olanlardan biri o. Bir de şanslıydım. Yani bazen şanslıydım mı ama bilmiyorum. Ya benim hep meleklerim oldu yani omuzlarımda meleklerim olduğunu düşünüyorum. Bu insanlar meleklerim bence. Öyle insanlardaki yol gösterdiler. Ee, yani kendi yaşadıklarının iç görülerini paylaştılar. Kendi deneyimlerini paylaştılar. Çünkü bilgi her hele bu devirde bilgi her yerde. Ama o iç görüleri paylaşan insanı bulmak çok zor. Benim hayatımda öyle insanlar oldu. İşte Magdalena bana mentorluk yaptı. Anneannem hmm bence büyük bir mentordu. Ahu Sertar öyle, Simna Özbay, Steve Jizinski, ortaklarım. Yani bu insanların her biri hem paylaştılar hem de destek oldular. Her birinin farklı bir süper gücü vardı. Aslında onlarla birlikte öğreniyorsunuz. Hep şey derler ya, bunu kesinlikle inanıyorum. Et, yani ne olmak istiyorsan etrafında onun gibi insanlarla çevir. Ve etrafındaki beş insanın ortalamasısın. onlar hep çok iyi insan. Hep benden çok iyilerdi. Ee, o çok farklı yere geliyor, hı hı. getiriyor bakış açısını. Peki şimdi VC dünyası nasıl Türkiye'de? VC şirketlerine, Venture Capital şirketlerinde çalışacak profil nasıl? Kimler çalışmak istiyor? Ya da sen bu bu alanda çalışmak isteyenlere neler hı hı. önerirsin? Aslında kısaca orada VC'nin nedir, nasıl çalışır? çok hı hı. az anlatayım. çok kişi bilmeyebilir. Aslında bir melek yatırımcı var bir de Venture capitalist var. Melek yatırımcı kendi parasını yatırıyor. Hatta ben bu fonu kurmadan önce yaklaşık 3-4 yıl kendi paramı yatırdığım bir dönem var. Kendi paramı yatırıyorsun. Aslında orada mesela benim motivasyonum tabii ki e, yatırdığım parayı kaybetmek istemiyorsun. Ama bir şeyleri öğrenmek, o insanlarla ortak olmakken şu anda bir fon yöneticisi olarak aslında iki tarafa sorumluluğum var. E, bir benim yatırımcılarım var. Onlara olan e, sorumluluğum onların paralarını kat kat geri döndürmek. Bir tarafta da aslında girişimcilerle birlikte omuz omuza çalışıp onların başarılı olmasını sağlamak. Ama özünde bizim yaptığımız iş şu. iyi girişimciyi bulup yatırım yapmak, başarıları ol, o başarılı olmaları için de gerekiyor onlara yardım etmek, erken aşamada ve bunları yapabilmek için parayı toplamak ve onu kat kat geri döndürmek. Yani özünde böyle özetleyebiliriz. Bunun için ne gerekiyor? Çok iyi girişimciyi nasıl bulacaksın? Herkes farklı bulabilir. bizim iş çok insan ve network üzerine erken aşamada özellikle daha sonraki aşamalarda değişebiliyor ama e, reputasyonun odağın, e, network'ün e, bakış açın, masaya getirdiğin farklılaştığın noktalar çok kritik oluyor. E, onun dışında başarılı olması için yardım etmek lazım. Sadece parayla olmuyor bu dönemde özellikle paranın bol olduğu bu dönemde. Ee, orada nasıl farklılaşıyorsun ki girişimciler seni seçsin masaya oturduğunda senden para almalarını sağlayabiliyor musun çok kritik ee, biz çoğu zaman masaya oturduğumuzda yatırım çoğu zaman değil yani hep birlikte yatırım yap alıyoruz ama biliyoruz ki bunu yapmak çok zor yani orada senin de sürekli aslında aktif olman lazım ve tabii fon toplayabilmen gerekiyor ya yani bunları Hı. yapabiliyorsan aslında günün sonunda VC oluyorsun ve uzun soluklu bir iş Uzun en az 10 yıllık bir şeye imza atıyorsun aslında. Heyecan verici de bir iş aslında. Çok çok. Harika yani. bir iş yani. Yani şeytan azapta gerek ruhları aslında çok iyi gelen <laughs> yani bir iş. Heyecan ve stres ama çok da tatlı sonuçlar geliyor. Peki Hı -hı. senin şirketin ScaleX'i iki sene önce kurdun. Hı -hı. Şu an nasıl gidiyor ScaleX'te? Hangi projelere ağırlık veriyorsunuz? Hangi girişimlere ve sektörlere? Biraz Hı -hı. onun üzerinden konuşalım ve yeni yılda Hedefleriniz neler Scalex olarak? Tabii. Ee, aslında şeyi söyleyeyim. Biz niye Scalex'i kurduk? Ortaklarım işte Berkay ve Alper'le. Bu arada Berkay ve Alper de çok başarılı girişimciler. İşte Berkay Obsgeny'i kurdu. Atlassian'a dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden birine sattı. Hı hı. İşte e, Alper Peak Games'in CEO'su, Vivensen'in co-founder'ı. İşte ben de e, 212'deyken Insider, Yziko gibi işler. Daha sonra işte Picus Security şu anda. 100 milyon dolar Datoro AWS aldı. Herkes kendi alanında, çapında e, bir şeyleri başarma yolundaydı diyelim. Hala bence yapacak çok işimiz var ve failure'ımız da var öğrendiğimiz ama... E, ...başarılı olduk diyelim yaptığımız işlerde. Hı -hı. Ama bir araya gelirken yap bu işi yapmak istememizin ana sebebi şuydu. Türkiye'de ve aslında e, böyle teknoloji işi yapan insanların çok potansiyelleri var. Hı -hı. Ama... O potansiyel bir yerde böyle tavana çarpıyor sanki. Hani sanki değil, çarpıyor. Ee, niye çarpıyor? Niye Çünkü sen yüksek teknoloji iş yapacaksan, Türkiye dünyanın teknoloji harcamalarının yüzde birini yapıyordu dolar bazında. Ee, oralarda diyelim şimdilik de. Yani sen aslında dünya çapında bir teknoloji yapıyorsun ama dünyanın sadece yüzde birini satıyorsun. Ve artık bunlar değişti satışlar. Artık böyle kapı kapı gezmekle olmuyor. Satışlar aslında uzaktan satarak da oluyor bir sürü şirket. Böyle yaratılıyor. Biz orada kafayı şuna kırdık. Biz nasıl olur da buradaki girişimcilerin o tavanını yıkarız, yıkmalarına yardımcı oluruz veya bunu da nasıl yaparsın? İşte bunu en iyi daha önce yapmış insanların bilgisine nasıl erişmelerini sağlarız? Nasıl bunu yaratabilecekleri takım kurmalarına destek oluruz? Ee, onların gelişimlerine nasıl yardım ederiz? Yani kimse annesinin karnından CEO doğmuyor bugün. Ya yani Silikon Vadisi bugün bunun en iyi yapıldığı iş sebeplerinden biri öğrenebileceğin yanında hani ne dedik 20-30 yaş arası öğreneceğin insanın yanında dur. Bazı şeyler <laughs> okuyarak olmuyor iyi yapanın insanın yanında olman <laughs> lazım. Nasıl onun yanına iyi yapanı getiririz ki o hızlı öğrenir gibi şeylere kafayı kırdık. Ee, i̇şte fon 30 milyon euroluk bir fon oldu. Ee, onun üzerine otonom tır, e, yapay zeka, siber güvenlik... E, ve developer yani işte yazılımcı araçları geliştiren bir sürü teknik işe yatırım yapıyoruz. Bunların hepsi globale iş yapıyorlar. Ayrıyetten bir de şöyle bir şey oldu aslında. Hani bizim ilk önce göremediğimiz bir şey. Amerika'da veya Avrupa'da işler. Türkiye'de de yazılım fabrikaları açmalarına yardımcı oluyoruz. Ee, gibi bir dü dünya oluştu aslında. Hani bizim... İnandığımız çok iyi gidiyor ama onun yanında apayrı da çok güzel işler gelmeye başladı. Hı hı. Ee, genel olarak Scalex çok iyi gidiyor. 12 tane yatırım oluyor bu çeyreğin sonunda. Gece gündüz çalışıyoruz. <laughs> Girişimci, yatırımcı olarak. <laughs> Peki hep beyin göçünden işte brain drain'den falan bahsediliyor. Sen nasıl bakıyorsun? Bir, bir de dün başka bir toplantıdaydım. Orada da şunu anlatıyorlar ki kendi şirketinin işte üst düzey yöneticisini kaybetmiş bir kadın lideri dinledim. O da şunu diyor gitti ama şimdi bir başka sorunlar çıkacak. İşte Amerikalı şirkete geçiyor. İşte yeni profesyoneller çünkü TL dolar kuru hikayesi var ve de işte daha yüksek kazanma şansları var. Ve o yüzden de Türk şirketleri çalışanlarını kaybetmeye başladı diye anlattı dünkü konuşmada. Hı -hı. Ve de burada da işte bir takım legal sorunlar olacak. işte bu kişiler vergilerini Türkiye'de ödemiyorlar gibi gibi. Sen bunu Hı -hı. nasıl görüyorsun? Yani Türkiye'de ileride bu ciddi bir problem olacak mı sence? Hem çalışanlar açısından yani doğru çalışanı doğru yeteneği bulmak noktasında girişimler kendilerini nasıl hazırlamalı önümüzdeki Hı -hı. döneme? Bir de e, girişimler yatırım bulmakta zorlanacaklar mı? Yani Türkiye hep böyle ucuz teknolojinin geliştirildiği yer gibi mi algılanacak? Hmm. Bu taraflarda ne düşünüyorsun? 3 ee, soru, soru, soru aynı anda sordu, Evet 3 soru. 2 ile başlıyorum. Yeteneğe başla. Beyin Ben beyin göçü konusuna girmeyip kaçacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ama şunu söyleyeceğim. Yani kaçacağım derken aslında başka bir tarafından bakmak istiyorum o bir gerçek. Ondan kaçamıyoruz ama şöyle bir gerçek de var. Ee, şu anda Silikon Vadisi'nde de baktığında insanların ya yani yetenekle ilgili şu anda dünyada bir sorun mu var? Sorun mu var? İyi bir şey mi? Bunu tartışacağız bence. Bu çok derin bir konu olacak bütün dünyada. Çünkü artık e, sınırlar yok. Yani senin yazılımcı dediğin yani bütün dünyada kullanılabilecek insan, yani çalışabilecek insanlar her yerde çalışabilecekler. Bugün mesela Facebook'ta insan kaybediyor hı hı. veya e, işte Google'da insan kaybediyor. Onlar da diyorlar ki biz anlamımızı kaybettik. Şimdi mesela çok büyük bir geminin ufak bir parçasıyız. Aslında pandemi de onların da yaşadığı bir trend var. Exodus diyor, yaşıyoruz diyorlar şu anda herkes. E, bu bence hepimizin sorunu olacak. Hı. Bütün startupların. Evet Türkiye'de böyle bir ciddi bir şey var ama bu ne demek oluyor? Bence iyi girişimciler bu problemleri çözüyorlar. O kadar problem çözüyorlar ki. Ya keşke bu da olmasa ama... Yetenek zaten herkesin problemi. Sen hı -hı. nasıl çözeceğini önceden düşünebiliyor musun? Pazara göre aksiyon alabiliyor musun? Ee, alttan yatırım yapıyor musun? Gibi bir sürü... Tabii bunun alt kırılımı var. Ee, hı -hı. Mesela örnek vereyim sana. Ee, şimdi yeni nesil tamamıyla... ...bir amaç uğruna çalışmak istiyor. Hı hı bir şeyin ortağı almak istiyor. Yani şimdi Web3.0, blockchain yok, NFT'ler uçuyor, kaçıyor falan ama mesela bence asıl orada konuşulan şey şu, İnsanlar bir şeyin parçası olduğunda ne kadar bunu paylaştıklarını görüyorsun. Ee, mesela Türkiye'de ve Avrupa'da da bu böyle. Stock option verilmiyor, yani hisse verilmiyor. Amerika'da Silikon Vadisi'ne bakıyorsun, şirketlerin başarılı olmasındaki en kritik şeylerden biri, insanlar onun bir parçasına sahipler. Ee, hmm. ve bunun bir karşılığını alıyorlar. Ait olma, bir amaca doğru gitme çok kritik. Ee, yoksa zaten şu andaki yani yetenek, maaşa enflasyonuyla falan zaten bütün dünyada problem yaşanıyor. Yani çözüm düşünmek lazım. Hmm. Kolay değil. Ee, çalışacağız. Yani biz yani, farklı farklı açılardan bakıyoruz. Mesela yönetim kurullarında konuştuğumuz en önemli şeylerden biri, Stokholm'ları düzgün veriyor muyuz? İnsanları hmm. ya sadece maaş değil aslında Doğru yönetebiliyor muyuz? Ee, hı hı. Gitmek istediğimiz yerle ilgili fikirleri var mı? Bunun bir parçası olabiliyorlar mı? Gibi başka sorular geliyor. İkinci soruna e, gelirsek. ikinci soruyu aslında üçüncü soruyu da mı bağlamam <laughs> <laughs> Biraz karıştırdım ben. <laughs> i̇kinci sorun tam olarak neydi? Şeydi işte bahsettiğim gibi işte brain drain var tamam ikincisi de e, bu aslında bugünün çok konusu değil de dün ilk kez böyle bir şeyle karşılaşınca yani hmm. bireyler artık yurt dışındaki şirketlere hizmet vermeye başladılar ama onun arkasında hani legal alt yapı yok. Hani bizde vardır ya çalışırsın SGK'lı bir şeysindir neyse kurumun hmm. şeyine girersin. Şimdi yeni iş modelleri de gelişmeye başladı. Belki bunun adı işte freelance kontratlarla mı devam edecek? Yani başka iş modelleri de gelişecek Kesinlikle. ve bu profesyonellerin aslında zamanlarını bir yere full time satmak yerine ya da işte verdikleri değeri böyle parça parça sunacakları bir şey gelecek. Çünkü ısrarla işte kaybettiği, dünkü oradan uyandım ben de dün kaybettiği kişi şarkısından konuşurken bu size bir holding yöneticisi şey dedi yani bu kişiler vergilerini de ödemiyorlar dedi. Yani bu paraları alıyorlar dolarları Türkiye'de güzel yaşıyorlar hmm. yaşayacaklar ama işte bu arkada bir de bu işler olacak dedi. Vergi ödeme hikayesi nasıl olacak falan. Oradan ilginç demek ki başka iş modelleri de çıkacak, başka şirketler de çıkacak bu bireylerin servis evet aslında çok nokta. güzel şirketler var bunu yapan ee, hı hı. yapan şirketler var aslında o yönetici... bir iki tanesi biliyorum galiba mükellef var evet. ee, yani mükellef remote gibi böyle çok düzgün işler var aslında yapabilmelerini hı hı. sağladıkları hatta onlar da daha gelişecekler ha bu arada şunu söyleyeyim yani evet haklı çünkü yeni bir dünya var. Hep regülasyonlar sonradan gelir. <laughs> Bu bir kural yani. Evet, hani, doğru. Akıl başlar, görmüştüm. değişim olur. Ondan sonra regülasyonlar gelir. Şu anda kim ne olacağını bilmediği için aslında. Hani önünde evet. durulabilecek bir şey değil. Ama kesinlikle ve kesinlikle şeye inanıyorum. Hatta büyük bir söz var. Herkesin kendi şirketi olacak gibi. E, oraya gidiyoruz gibi gözüküyor. Hı -hı. Ama evet. orada işte o bağı nasıl kuracaksın sorusu bence... İşte girişimciler için liderler için en kritik şeylerden biri olacak evet kurumlar büyük şirketlerin de artık böyle geleceğe taşımaları için girişimlerle daha sıkı fıkı olmaları gerekiyor İç girişimcilik daha ortaya daha da büyüyecek belki Türkiye'de de ve dünyada da yani Hı -hı. çok heyecan verici aslında ilginç bir döneme de giriyoruz ee, bakınca daha çok su kaldırır bu tartışmalar çok Öyleyse fırsat var çok fırsat ben şey diye var. bakıyorum gençler için önlerinde çok fırsat var inanılmaz bir dönem. Ya evet çok zor bir dönem oldu ama e, Hı -hı. hep dünyaya baktığında aslında şunu görüyorsun: En büyük patlamalar yani e, böyle Hı -hı. inovasyon patlamaları, ekonomik patlamalar e, ekonomi iyi gider kötü gider anlamında değil de gelişme, yeni e, yaratılma anlamında üç şeyden sonra oluyor işte. Regülasyonlar değiştiğinde, yeni teknoloji çıktığında ve kullanıcı alışkanlıkları değiştiğinde. yani Hı -hı. geçtiğimiz iki yılda bu üçü de oldu. Yeni teknoloji işte blockchain iyice e, büyüdü. Herkes şimdi Web 3.0 konuşuyor. Ne olduğunu çok herkes biliyor mu emin değilim ama işte geçmişi görmüş olarak Web 3.2.0 diye bir şey vardı. Her şey mobil olacak diyorlardı. Hani ama çok güçlü şeyler çıkacak altına. Onu biliyoruz. Şu an çok erken günler. Yapay zeka geliyor, robotlar geliyor. Bunlar bir sürü şey yaratacak. Bir taraftan regülasyonlar geliyor, bir taraftan da Covid ile birlikte her şey çok hızlandı, imelendi kullanıcı alışkanlığında. Yani fırsat çok olacak. İşte açık olma, araştırma, bunu görebilen insanlarla birlikte ilişkinin olması veya konuşmak, onlardan fikir almak çok kritik. Veya kendini araştırıyor olman. Evet, şu an sadece sen gençler diyorsun ama. Yani kariyerin belli bir seviyesinde olanlar da çok şey düşünüyorlar artık yeniden başka bir şey yapmak. Çünkü herkes bir kendisine döndü ne yapmak istediğini sorguladı. O yüzden hakikaten dediğine katılıyorum. Çok fazla fırsat var. Biraz gözü açıp antenleri açıp o fırsatları görüyor olmak lazım. Peki devam edeyim ben sorulara. Şimdi akıllı yatırımcılarla global pazarlar, global pazarlara açılma konusunu başlık yapmıştım. Akıllı yatırımcıyı sen nasıl tanımlıyorsun? Hmm. Akıllı bir yatırımcı olarak diyeyim. <gülüyor> <Akıllı> <gülüyor> öyle biliyoruz. Ee, akıllı akıllı yatırımcı derken yani evet niye kullanıldığını söyleyebilirim. Biz öyle Hı. miyiz değil miyiz? Biz bazen öyleyiz bazen değiliz belki. Hı. Ben akıllı para için... da çok kullanıyor. Akıllı para, akıllı yatırımcı. <laughs> Girişimciler bu yatırımcıları akıllı paraları nasıl bulacaklar, nasıl kullanacaklar? O da devamlı sorusu. Ben söyleyebilirim. Olsun. Yani akıllı mı değil mi o girişim çalıştığımız girişimcilere sormak lazım ama biz bunu daha önce yaptık, oradan geçtik ve işler yarattık. Yani Türkiye'deki ilk girişimcilerin kurduğu fon olduğu için o konuda Hı -hı. rahatız. Yani biz onun acısını çektik çektik çekiyoruz onlarla birlikte onların başarılı olması için çalışıyoruz aslında günün sonunda hı hı. Ee, bizim amacımız onların başarılı olması ee, gibi söyleyebilirim yani bunu daha önceki track record'da bir akıl getiriyorsa tartışılır ben daha çok çalışmanın ve doğru adımlar atmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum Hı, hı. Son dönemde sen de belki takip etmişsindir. Şey çok izledim ben de Dropout diye bir podcast da vardı. Böyle yatmadan önce masal gibi Elizabeth Holmes'un, Teranos'un <laughs> bütün mahkemedeki de şeyin kayıtlarını ve de işte nasıl işlediğini süreci izledim. Bana çok ilginç geldi. Sen nasıl buldun bilmiyorum ama işte bu Teranos hikayesi işte minik bir bilmeyenler için çok kısa anlatayım. Minik bir damla ile kan damlasıyla işte 50 tane, 100 tane testi aynı anda yapabiliyorsunuz diye çıkıp bir biyotek şirketi kuruldu, sağlık şirketi. Ama sonrasında anlaşıldı ki 9 milyar dolarlık bir şirket olmasına rağmen işte Terranos kendi ürünlerinin değil başka şirketlerin makinalarını kullanıp bu tetkikleri yaptırıyor. Yatırımcılarına doğru bilgi vermemiş işte farklı farklı şeyler. Yani hmm. eğer vaktiniz olursa izleyin ya da hiç denk gelmediyseniz. Benim için çok ilginç gelen şey şuydu Dilek. Yani yüz milyonlarca dolarlık çekleri yaz, yazmışlar işte yatırımcılar ondan sonra. İsimler hakikaten çok e, büyük isimler. Baktığınızda işte Rupert Murdoch'tan tutun işte bakanlık seviyesinde kişileri de ikna etmiş. E, sence böyle bir buna ne diyelim fiyasko değil bir üçkağıt olabilir belki adı. Silikon Vadisi'nde bir şeyleri değiştirecek mi sence? Çünkü şeyleri de dinliyorum ben işte başka yatırımcı podcastlerini de dinliyorum. Bir tanesi de şeyi söyledi yani Silikon Vadisi'ndeki ilk yüz şirketten yatırım almadı. Yani bir milyar, bir milyar dolara gelip de hala bir ünü bir şey yoksa hani bir o da problemli bir girişimdir diye düşünüyorum diyen yatırımcılar da var. Sen ne diyorsun? Nasıl bir, nasıl görüyorsun bu teranası? Beni şaşırttığı kadar seni de şaşırttı mı? Olamışken. Aslında şöyle insan doğası diyorum. Bu Hı -hı. Fast Thinking and Slow Thinking diye Daniel Kahneman'ın Nobel ödülü alan Daniel Kahneman'ın işte bir kitabı var. Mutlaka okunmasını tavsiye ediyorum. Benim hayatımda inanılmaz bir etkisi var. Aslında Hı -hı. karar verer, verirken ne kadar irrasyonel karar verdiğimiz üzerine e, biaslar, e, heuristikler yani aslında insan karar verme mekanizması nasıl çalışıyor üzerine. Ee, şimdi birincisi bu hani kendi bunu kenara koyalım ikincisi aslında e, özellikle şu anda çok para var ve çok para olduğu zaman hmm. ne oluyor aslında az girişim çok para var çok hızlı olman gerekiyor hani vadide gördüğümüz özellikle onu söylüyorum e, due diligence tam yapmadan para verilen bir sürü şirket ortaya çıkıyor tabii aralarından ya aslında şöyle VC'nin işi de bir portfolyo işi. Hani hmm. Venture Capitalist'lerin yaptığına baktığımızda işte aslında bir fon var. Bu fon gidiyor bir tane şirkete yatırım yapmıyor. İşi aslında en az işte 15-20 tane portfolyo modeline göre değişir. Örnek veriyorum 10 tane işe yatırım yaptı. Bunlardan biri ikisi inanılmaz başarılı oluyor. Zaten diğerlerinin yarısı neredeyse batıyor. Birkaç tanesi de kendi parasını döndürüyor. Yani aslında VC modeli bunun üzerine kurulu. E, Silikon Arslan, başarısızlık hikayesi o yüzden çok var. E, Terenus hikayesi tabii ki ekstrem. Yani bu kadar değerlemeye gelip bu halde oluyor olması e, ne yazık ki bir gerçek insan doğasıyla alakalı veya düycül cinslerin az yapılmasıyla alakalı. İşte pazarın o andaki konumuna göre hı hı. E, çok değişebiliyor. Yani bana ilginç gelen 10 yıl boyunca e, kapaklara konu olup bu girişimciyi en parlak kişi Obama davet ediyor vesaire. E, Bill Clinton'la toplantılar yapılıyor. Bir anda böyle dönmesi işin ba bana çok şaşırtıcı geldi. Yani kon artist gibi bir anda bir girişimci çıktı ortaya. <laughs> Türkiye'den de böyle girişimler çıkar mı sence? Yani böyle hatalar yapılır 9 mı? 9 milyarlık. <laughs> 9 milyarlık değilse de yani kendi <gülüyor> ölçeğimizde. <gülüyor> Şeyi söyleyeyim ya yani şu anda Türkiye'den nasıl girişimci çıkıyor onu söyleyeyim aslında. Yani Aha. bence çok gurur verici şeyler oluyor işte trend yol 16 milyarı geçti getir bugün açıklandı 12 milyar dekakorn. Hı hı. Ee, ya bir anda kendi içerisinde aslında çok çok başarılı işler çıkarmaya başladı. Bir iki tane de şimdi yazılım şirketi geliyor böyle hı hı. teknik yazılım şirketi milyar doları bulacak. Onlar da inanılmaz başarı hikayeleri olacak. Ya bu ülkede az para harcayıp çok büyük başarı yaratan start uplar çıkıyor. Hmm. İşte oyun e-ticaret kesinlikle başarılıydı. Şimdi gördüğüm ya benim düşündüğüm önümüzdeki dönem daha derin teknoloji şirketleri de çok başarılı olacak ülkeden. Hmm. Eskiden çünkü herkes Türkiye'de kalmak isterdi. Yani Türkiye pazarına satmak isterdi. Evet. Ben ona orta büyüklükteki pazar problemi diyordum. Ama bugün dünyayı satmak istiyor buradan insanlar. Hı hı. Ee, onu yaptıkça da zaten görüyoruz başarı çok arkasından hızlı geliyor. Çünkü çok genç, çok dinamik. Ee, şu anda Türkiye e, Avrupa'nın en hızlı büyüyen mühendis pazarı. Tamam beyin göçümüz oluyor onu hani kenara koyuyoruz ama. Hı hı hı. E, onun dışında sayı olarak da Almanya'dan sonra ikinci konumdayız. Aynen. Bir de bu topraklarda bence Avrupa'ya göre, hani Amerika'yı ayrı tutuyorum, orası ayrı bir şey ama hı hı. yılların verdiği o ticaret ruhunun getirdiği bir şey var. Yani mühendislik ve o ticaret ruhu birleştiğinde aslında ortaya güzel bir girişimcilik şeyi çıkıyor. Problem çözmeye çok alışık bir milletiz ki girişimciliğin hı. doğası bu. Doğru networkler ve kaynaklarla çok çok potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Zeki o yüzden hayatım buna adadım ama e, tabii bana sorulmaz bu konu ama sonuna kadar inandığım şey. Peki şuna ne diyorsun? Yani hep unicornlar öne çıkıyor gibi yani böyle işte bir milyar dolarlık şirket olmak çok mühim ama sonuçta girişimci olup da daha e, o seviyelere gelmese de şirketler sonuçta kuruluyor ve bir yerlere gelmeye çalışıyorlar. Yani öncelik ya da her zaman şey bir unicorn olmak mı Türkiye'de sence? Yani burada ekosistemde bir hani buzzword mü diyeyim ya da böyle bir e, trend oluyor herkes bir unicorn olma hevesi yaşıyor gibi hissediyorum. Sen ne, nasıl görüyorsun? Yani sonuçta siz unicorn olmasanız da dünyaya iş yapan büyük bir şirket olabilirsiniz. Burada girişimcilere sen ne önerirsin? Yani bu yaklaşımı nasıl geliştirmeliler kendilerinde? Yani dünyaya açılan bir Girişim olmak için öncelik yatırımlar alıp satışlarda yapıp Hı -hı. işte unicorn olmak mıdır? Yoksa e, önce müşteriyi bulup sonrasında büyümek ve yatırımlarla daha da güçlenmek midir? Hı -hı. Ee, i̇şe göre değişebilir Arzu ama şöyle e, ben bu işe başladığımda ki dönem işte 2012 falan gibi düşünelim. 2012'den 2021'e kadar olan toplam yatırım miktarının Dan daha fazlası geçen yıl yatırıldı bu ülkede girişim sermayesi olarak. Hı hı. Bugün yani ben bu işe başladığımda en büyük firmalar işte Türkceller, Koç Holdingler filandı. Bugün Türkiye'nin en büyük şirketleri teknoloji şirketleri. Teknoloji doğru. Dünyaya bakalım. Bugün yani en büyük borsalardan biri Nasdaq da yüz, yüzde 25'i teknoloji şirketi, 18 trilyonluk şirket, VC tarafından yatırım almış şirketler. Şimdi çok büyük bir değişim var. Kimi buna dijitalleşme diyor, kimi teknoloji değişimi diyor. Ya bir şeyler çok hızlı değişiyor şu anda dünyada. Hı hı. Benim ülkemin kalkınması için en kritik şey o gelecek dalgayı yakalaması. İşte yapay zeka ile yazılım üretmesi, bütün dünyayı satması. Orada bence olay bana sorarsan unicorn değil, başarılı şirket yaratma. Çünkü teknolojide şu kural daha var. İlk, ilk, İlk bir ve iki çok başarılı oluyor. Sonrakilerin çok ikamesi okumuyor. Yani aslında sen hmm. en iyi oynamıyorsan e, çok zorlanacaksın. Rekabet seni yiyecek. O yüzden en iyilerden olmak için bütün dünyada oraya çıkman lazım. O unicorn mudur, decacorn mudur? Tabii bunlar çıktı. Doğru. E, bu ülkeden bütün dünyaya satış yapacak teknoloji şirketleri çıkmasın ki çıkıyor zaten. İşte görüyoruz. Daha hmm. da fazlası çıkması lazım. E, ben girişimci olarak ne yapardım? geleyim. Bence o kişisel bir seçim. Ben hep müşteriyi memnun etme taraftarıyım. Çok zor bir şey bu arada bu. Hı -hı. E, memnun edip özünde çok iyi bir şey yarattıktan sonra ölçekleme taraftarıyım genel olarak. Hı -hı. E, ama bu benim tamamen kişisel taraftan baktığımda gördüğüm şey. Bence girişimcinin birazcık kendi süper güçlerine veya zayıflıklarına göre hani güçlü ve zayıf yönlerine göre kurduğu planlar oluyor bunlar. Ona göre şekillenebilir. Hı hı. Peki şeylerde biraz başlangıçta sen de dedim fail fail ettim konularda oldu falan bir, bir de onları duyalım senden yani en umutlu olduğun ama böyle başarısız olan yatırımlardan biraz bahseder misin yani sen sana ne öğretti bu süreçler vesaire biraz onları dinleyelim senden Tabii isim vermeden çünkü onlar benim için hep çok kıymetli ee, <laughs> ama en çok gördüğümü söyleyebilirim yani şöyle hikayesini anlat yani niye başarısız oldu o, o bana ilginç geliyor çünkü. Evet aslında şöyle 10 bin küsür 10 binin üzerinde şirket görmüş bir insan olarak herhalde en rahat konuşacağım konulardan biri, biri bu, <laughs> bu diye düşünüyorum. Ee, aslında şöyle oluyor benim örneğin bir tane yatırım yaptığımız şirkette sektörlerinde bir numaralardı çok iyi gidiyorlardı. Ee, ölçekleyemediler ve çok paraları vardı. Mesela örneklerden biri niye hmm. ölçekleyemedi? İşte kimse annesinin karnından CEO doğmuyor dedik. Aslında şöyle oluyor şirketlerde de işte ilk kuruyorsun bir problem çözüyorsun. O problem için bir ürün yaratıyorsun, bir çözüm yaratıyorsun. Ve bunu müşteriye kullandırtırıyorsun. ama ondan sonra şirketi büyütmen gerekiyor işte. 15-50 kişiden sonra artık e, sen o girişimciden çok aslında buna ilkinde savaşçıydın. İkinci de mimara dönüşmen gerekiyor. Üçüncü de amirale dönüşmen gerekiyor şirketin büyüdükçe. Ve bunların hepsi farklı yetenekler. Ve farklı insanları işe alman lazım. Ee, Türkiye'de bence orada çok problem oluyor. Ee, genel olarak. Doğru takımı kuramama ve ölçekleyememe. Sistemleri kuramama e, olabiliyor. Bu arada sırf Türkiye'de değil. Dünyada da en çok zor yani, olan şeylerden biri bu bu arada. Haksızlık etmeyelim. Ama tabii Amerika'da mesela Silicon Valley'sinde, diğer yerlerde de o kadar çok para yatırılıyor ki yani hata yapma olasılıkları da, şansları daha fazla var diyeyim hani o parayla. Hmm. Ama çok para da bence batırıyor şirketleri çünkü parayla iş yapmaya başlıyorlar çünkü özünde aslında çok iyi anlam yani senin en mutlu edeceğin müşteriyi bulman gerekiyor. Örnek vereyim ben bunu işte Stanford'da bazen konu kocalık yapıyorum hmm. en iyi örneği bence şey e, bu. İkinci Dünya Savaşı'ndaki normal diye çıkartması. Yani Almanlar bütün kıtayı sarmış. Çok güçlüler. Her yerdeler. E şimdi diğer ittifak kalksa... Her yerden ha Bütün kosttan girmeye... Sahillerden girmeye kalksa... Başarısız olacaklar. Ama diyorlar ki... Karşı tarafın en zayıf olduğu... Bizim en iyi içeri girebileceğimiz... E, sahil neresidir? Hı hı. Ona bakıyorlar ve orayı buluyorlar. Aslında en güçlü ve en hızlı şekilde karşıdakini nasıl içine girebilirsin ve büyüyebilirsini düşünmek orada e, çok çok kritik. Bunu düşünmüyorlar. Türkiye'de mesela şunu söyleyebilirim. Hani Hı -hı. gece gündüz Türkiye'den teknoloji işini nasıl globale büyütürüz diye çalışıyoruz ya. Türkiye veya globalde özellikle Türkiye'de ekstra olan bir problem, globale büyüyememekte. Türkiye orta büyüklükte olduğu için bir bir şeyi çözümü yarattıktan sonra çok yatay genişliyorlar. Ne demek istiyorum? Örnek verelim. Türksel'e bir ürün sattım. Bu ürün bir problemi çözüyordu. Türksel'e girmişken yanına şunu 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 da ekleyeyim hmm. servis de ekleyeyim diyor mesela. Bu sefer çok hantal ama dünyada ölçekleyemeyeceğin işler oluşuyor. Bu ne, gene başa döneceğim. Normandiyanı bulmazsan dünyada globalde ölçeklenmen çok zor. Çünkü aynı anda ülke büyütüp, ürün büyütüp, takım büyütemezsin. Ee, Adım adım, adım adım bir şeyleri çözmen lazım. Normandiya'nı bul, orada kendine bir büyük alan yarattıktan sonra genişlemeye başla. İşte yeni ürünü ondan sonra ekle, yeni ülkeyi ondan sonra ekle gibi. Hmm. Türkiye'de globale çıkmak en büyük dert bu. Her şeyi aynı anda yapmak istiyoruz. Hı hmm. hı. Peki şey de söylemedim. madem. Türkiye'de aslında ya Türkiye'de yurt dışında yatırım yapıp da aslında çok da umutlu olmadığın ama bir şekilde kendini ikna ettiğin ya da ekibinizi ikna ettiğinizde girdiğiniz sonra çok sizi şaşırtan bir hikaye var mı Girişimci yani. <laughs> Ay ben bundan ona... da bunu beklemiyorduk ama. <gülüyor> 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 <Doğru> Yok. <laughs> Yok bu arada bir biz genel olarak ekipte yatırım tarzı olarak inandığımız işlere giriyoruz bu arada. Eee <laughs> <laughs> Hatta bu arada okumak isteyenler için göstereceğim. Bu muhteşem bir kitaptır. Super Forecasting diye bir kitap. Ee, aslında forecast etmenin psikolojik şeyi. Hı hı. Dünyanın en iyi forecasterlarına bakıyorlar. Büyük bir çalışma var bu arada. 10 yıl sürmüş. Dünyanlar tarafından diyorlar ki şunu forecast edin. Politika olayları, ekonomi olayları. En iyi forecasterlar şöyle oluyorlar. Fikirlerini değiştirebilen insanlar oluyorlar bu arada. Çünkü bizim iş de böyle çok uzun soluklu bir iş. Hı hı. İlk söylediğinde, ilk e, o kararı verdiğinde doğru olmayabilirsin. Ama yolda ye, bilgiye açık mısın, gelen dataya açık mısın veriye? O veriyle birlikte fikrini geliştirebiliyor musun? Yani hı hı. işte Egon'la birlikte tamam ben bu kararı verdim, bunun arkasından gidiyorum diyor musun? Hatta dünyanın en başarılı fonlarından bir tanesi Sequoia Capital'dır. Hı hı. E, Sequoia şöyle bilinir ilk yatırımları yaparlar. Eğer şirket kötü gidiyorsa keserler. İkinciye ikinciye devam etmezler. Mesela bu yüzden çok iyi oldukları söyleniyor. Tabii sırf bu yüzden değil. İnanılmaz bir bilgi birikimi var 30 yılın üzerinde ama e, bunlar bizim işte çok kritik. O yüzden biz ilk başta o karar verirken düşünüp tartıp olabildiğince elimizdeki veriyle karar vermeye çalışıyoruz ama daha sonra gelen yani gelenle gördüklerimiz onu değiştirmek bizim işimiz zaten. Hmm. Kaçırdığın böyle üzüldüğün bir yatırım var mı? Ay var. <gülüyor> <gülüyor> fonumuz daha kurulmamıştı. Çok seviyorum ekibi. Hatta çok sevdiğim insanları da işe aldı. Ee, yardımcı oldum falan. İnanıyorum. İsmini söylemeyeyim ama çok başarılı olsunlar. Zaten çok güzel gidiyorlar. Bir onlar var. Onun dışında şu ana kadar olmadı ama çok yeni bir fonuz. Kesin olacaktır. Yani çünkü bizim işi de ölçeklemek de o kadar kolay değil. Yani benim işim şu, iyi şirketi bulup yatırım yapmak. Bütün iyi şirketleri bulamam e, ama iyi olanları her seferinde bulup birkaç tanesini yatırım yapmak. O yüzden kendimle barışıyorum o konuda. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ama çok da şey de var yani çok da yeni şirketler de çıkacak. Yani, o yüzden eğilim kolayca çok, çok fırsat var. ya Bizim için e, ya biz şöyle bir şey yaptık. Oturduk düşündük biz bu işi uzun soğuk yapmak istiyoruz. Yıllardır da işte bu işin içindeyiz. Ee, nasıl olur da sırf biz değil insanlar da birbirlerine yardım ederler ve burası güçlü bir komünite olur. Hmm. O yüzden biz kendi e, karımızdan yatırım yaptığımız girişimcilerle paylaşıyoruz. Amaç da aslında birlikte kazanalım. Yani girişimciler girişimciler için. Neden? Ben bugün birine yardım ediyorum. O onu hmm. uyguluyor. Sonra arkasından gelen daha genç girişimciye yardım ediyor. Yani niye birlikte kazanmasınlar ki diye. Ee, hmm. O yüzden bu iş uzun soluklu bir iş. Peki şey de sorayım sana. Emre Ala bir sorusu var. Ben son sorumu sormadan önce Türkiye'de yatırım süreçlerinin çok uzun ve fazla detaylı olduğunu düşünüyor musunuz diye sormuş. Hmm. Özellikle ilk aşamalarda pre-seed ve seed aşamalarında hızlanma yatırım miktarı artar mı? Ee, Emre haklısın büyük bir ihtimalle ee, ama kime göre <laughs> diye de şey yapabiliriz yani aslında şöyle biz de içimizde en çok bunu konuşuyoruz daha hızlı nasıl yapabiliriz diye ee, şimdi şöyle bir dert var aslında Türkiye değil bu sadece küçük ekosistemlerde çünkü ne yapıyorsun sen İşte bizim fonumuzda robot var, otonom tır var e, yapay zeka var biz enterprise yazılımlarında çok iyiyiz. Yani bildiğimiz alanlar var. Bu alanlarda çok hızlı ilerliyoruz. E ama şimdi bizim işte kritik şey şu erken aşamada found yani takımın e, gelişme hızı. Yani keşke ben o takımı sürekli daha önceden biliyor olsaydım da aradaki deltayı görebiliyor olsaydım. Onların nasıl reaksiyon verdiğini, karşılarına problem çıktığında nasıl hareket ettiklerini, nasıl karar aldıklarını, nasıl iş yaptıklarını görsem geçmişte muhteşem. Buna işte ona erişimin olmayınca karar vermek eldeki neyi başarmışlar? Rakamları da oluyor. Erken aşamada rakam yok. O yüzden bir bu bir sorun erken aşamayla ilgili. İkincisi her ne kadar Türkiye'de yatırım miktarı artmış olsa da Türkiye'de hala az yatırım yapılıyor. Yani Avrupa'nın ortalaması normalde GDP'nin ...işte yüzde biri iki civarı... ...Türkiye'de inanılmaz bin küsürlerde... ...yüzde yani, bin küsür... Hı -hı. Ee, ...çok düşük... ...oraya baktığında... Ee, ...bir bir diğeri de şu aslında Emre... ...Amerika'ya gittiğinde... ...özellikle Silikon Vadisi'nde ...bu arada e, Doğu Yakası'nda da... E, ...bizim gibi bir şey var... ...çok rekabet olduğundan... ...insanlar çok daha... E, ...odaklanmış fonları var... ...atıyorum örneğin Mobility fonu var örneğin sırf AI fonu var. Yani uzmanlıkları o konuda oldukları için içeride e, sadece ona bakıp orada karar vermeleri çok hızlı oluyor. Şimdi sen Türkiye'de birden çok fonların birden çok konuya baktığı için coğrafyayı e, kapsadığın için daha yavaş olması çok doğal. Eğer uzmanlık alanı değilse. Uzun cevap oldu sana yardımcı olması için paylaştım. Keşke daha hızlı olsa o bilgiye, o e, Kurucuların geçmişine dair bilgiye erişim hızlanmış olsa, o yüzden akseleratörler önemli. Veya daha uzmanlaşmış fonlar olursa bence daha da hızlanır. Çok teşekkürler cevabın için. Ben sormadım izleyicimiz çok az diye çünkü yaptığım hatadan dolayı en başında saat farkını yanlış hesaplamıştım. Sorunuz varsa lütfen yazın. Son 10 dakikadayız. Serkat, ...Serkut Hasimoğlu sormuş... ...merhaba Dilek Hanım... ...takımın gelişme hızını anlamak için... ...ne gibi metrikler kullanıyorsunuz... ...çünkü erken aşamada anlamak zor oluyor... ...diye tahmin ediyorum diye sormuş... ...evet Serkut... ...bu... E, ...meslek sırası... <laughs> 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 ...yok tabii... ...ya insan tabi, sarrafı <laughs> yani olmak demeyelim ama... ...aslında şöyle... E, ilk gördüğümüzde yatırım yaptığımız insan sayısı büyük bir ihtimalle az. O yüzden hep derler ya yatırımcılarla uzun vadeli ilişkiler kurun. Ya tabii ki gidip herkesle konuşun demiyoruz günün sonunda. O da bir zaman ama bence kritik. Miktarlar büyüdükçe insanlar sizi önceden tanımak istiyor. Veya birinci dereceden onların tanıdıklarının sizi tanımasını istiyor. Yani size referans olacak insanları çok yakından tanımak istiyor. Mesela Silikon Vadisi'nde ne yaparlar? E, müşterini tanımıyorsa mesela Silicon Valley'sinde der ki Bay Area'nın dışındakilere yatırım yapmıyorum. Sebebi ne? Due diligence yaparken gidecek seni tanıyan insanı tanıyor olacak, ona güveniyor olacak e, senin hakkında konuşabiliyor olacak birey olarak. İkincisi de aslında satmışsan müşterin o müşteriyi çok yakından tanıyacak, back channel konuşabilecek. E, aslında biz de aynı şeyleri yapıyoruz. Ya yani Ben seni tanırsam süper, bana dokunmuşsan zaman içerisinde muhteşem. ...dokunmamışsan ben onu nasıl hacklerim? Seni hmm. tanıyan ve benim çok güvendiğim tanıdıklarımla... ...onu e, bulabilir miyim, anlayabilir miyim'e bakıyorum. Genelde size şirketler mi, yani girişimciler mi başvuruyor doğrudan... ...yoksa hani genelde siz scouting mi yapıyorsunuz? Ee, en en Hani oran nedir mesela? Orada Yapalım. oran aslında şu anda çok bakıyoruz. Takım olarak da bu oranları hani şey oranı çok net Portfolyoya baktığında yüzde doksanı bize kendi gelmiştir ee, hmm. işte reputasyon yaptığımız işin çok odaklı olması gibi konulardan dolayı ee, ama normalde işte deal flow dediğimiz daha geniş bize gelen yaklaşık geçen yıl 2000 bin kişiyle filan e, görüştük hani onlara baktığında aslında e, onların yaklaşık 400-500 tanesi biz ulaşıyoruz. Hmm. Yerden gelenler var. Bir de direkt bize gelenler var. Çok geliyor aslında. Bir de bundan ölçeklenemiyor. Emre senin soruna cevap. 2000 kişiyi nasıl karşılayacağız diye. Ama çözeceğiz bunu. Bu VC'lerin bu arada bence bir derdi. İşte bunu anlayıp çözen bence girişimciler iyi hackliyorlar ama. Biliyorlar yöntemleri. Serkut Hasimoğlu'na çok teşekkürler sorusu için. Teşekkürler, bir sor Serkut. İki sorumuz daha var Dilek. Hı hı. Eşan ee, yazıcı sormuş özellikle Türkiye gibi fon sayısının az olduğu bir ülkede yatırım sektörüne girmek isteyenler için ne önerirsiniz demiş. İlişki kurmak yani bizim işlerde özellikle tanımadan birinin işe alınması çok zor. Pozisyonları takip etmek çok kritik ama ben olsam Genç dilek olsa, bir fona girmek istiyor olsa, e, kesinlikle e, takımla ilişki kurardım bir şekilde. Onlara yardım ederdim. Aslında geçen e, bizim şirketlerden birisi için birini yakalamaya çalışıyorduk. Hani ben ne yaptığımı söyleyeyim size. Mesela Twitter'da biri bir şey paylaştı, konuşmak istediğim adam. Anında cevap verdim. Ona yardım ettim. Beni tanımasını istedim. İşte like ettim. LinkedIn'den ulaştım ve onun tanıdığı sevdiğini bildiğim biri üzerinden intro istedim sonra. Aslında bunun ya bunun bu arada bir şeyi var hani bana böyle yapın demiyorum kendi resipemle ama e, o, o ilişkiyi kurmak çok kritik oluyor çünkü çok küçük ekipler e, öteki türlü çok zor. Mesela bizim şirkette biz fellowship diye bir program açıyoruz her yıl üniversiteden stajyer alıyoruz bizim için çok kıymetli. Onun dışında herhalde maksimum 4-5 kişi o takım yani hani büyümesi çok zor her fonda böyle bu arada çok az Heh, bir de şeyi söyleyebilirim doğru zaman ne zaman Eyşen, fon topladıkları zamanlar çok önemli birileri fon kapattım diyorsa birilerini arıyordur çünkü büyüyorlar kesin o zamanlarda daha çok konuşabilirsin <laughs> çok güzel networking her sektörde olduğu gibi evet. yatırım ve fon konusunda çalışmak isteyenler için de önemli e, yatırımlarda Alp Aytok sormuş yatırımlarda ortaklık yapısını nasıl kuruyorsunuz aslında e, erken aşama olduğu için bizde yani yüzde on civarı diyebiliriz ortalama e, Alp sana yardımcı oluyor mu bilmiyorum ama bunlar şöyle değişiyor Alp e, şu an değerlemeler çok artmış durumda mesela tohum yatırımlar Türkiye'de 1 milyon dolar civarındaydı değerlemeleri işte yatırım miktarları da 100-150 bin dolar civarıydı. Hani buradan hesaplayabilirsin aslında. Veya işte şimdi 3 milyon 5 milyon civarına geldiler. İyi bir takım varsa direkt yukarı çekiliyor tohum. Ee, Seriyaya geldikçe mesela eskiden A 10 milyon dolardı. Şu anda 20 milyon plus. Hatta geçen 2 ay önce Türkiye'den bir tane A 100 milyon oldu e, gibi. Hani şu anda farklı bir dönemdeyiz. Ee, hani oradan kafanda çıkartabilirsin kim nerede nasıl yatırım yapıyor bizim için 10-15 civarı peki teşekkürler Alpede Enes Er Yılmaz sormuş selamlar global açılma potansiyeli olan startuplara start odaklanıyorsunuz peki Scalex'in lokal fokusu olması bu vizyonla tutarla mı ve ileride Scalex'in Türkiye dışı yatırımlarını görecek miyiz var aslında e enes orada şeyden bahsetmiştim. Portfolyonun yarısından fazlası şu anda yurt dışında aslında. Onlara Türkiye'de yazılım şirketleri kuruyoruz gibi düşünebilirsin. Yazılım fabrikaları kuruyoruz gibi. yani aslında sorunun cevabı biz zaten global iş yapıyoruz. Ama şu anda Türk fa Türk kurucu ortaklar, Türk girişimler veya Türk diasporasında çok büyük potansiyel olduğunu düşünüyoruz yani o garanti. Çünkü çok serve demeyen bir yer. Bizim çok büyük farkımız var. Bir de aslında orada şunu yaptık. Vadide ve Londra'da çok sağlam advisorlarımız ve yatırımcılarımız var. O yüzden aslında zaten global iş yapıyoruz bugünden itibaren. Yani biz İstanbul'dayız ama Zoom'la Singapur'dan başlayıp Silikon Vadisi'nde San Francisco'da bitiriyoruz günü. Enes Er Yılmaz'a da çok teşekkürler sorusu için. Güzel soru ama Enes. <laughs> evet güzel soru peki güzel sorular geldi ee, benim son olarak hangi sorum kalmış ona bir bakayım şey sorayım bir de en son yani yapılması gerekenler hep konuşuyoruz arada da söyledin yapılmaması gerekenler de var yurt dışına açılmak istiyorsanız şimdi iki girişimci profili olduğunu düşün bir tanesi artık pek çok kişi yurt dışına çıktı kendi Hı -hı. girişimlerini kurmaya başladı yurt dışındaki şehirlerde Türkiye dışında. Bir de Türkiye'de yerleşik olup da yurt dışına açılmak isteyenler var. İşlerini daha da büyütmek isteyenler var. Şimdi bu iki profilde de e, sen işlerini büyütmek isteyen olduğu pazarların dışında da ürün ve hizmetlerini satmak isteyen kişilere e, neleri öneriyorsun? ve En çok gözlemlediğin yapılan hatalar neler? Hı hı. Birincisini konuştuk aslında. Odaklanmamak. Ürünün hı hı. çok hantalı olması. Öncelikle ve aslında şöyle bir şey var. Pazarlama ama şimdi Türkiye'de pazarlama deyince insanlar farklı şeyler anlayabiliyorlar. Aslında kendini anlatarak satabilme. ilişki üzerinden değil de. Çünkü Türkiye'de nasıl oluyor? Tanıyorsun birilerini. Hı hı. Tanıdık üzerinden ürün alıyor. Güven üzerinden. Ama globale çıktığında Amerika'ya gittiğinde ürünün iyi çalışıyor mu? Kendini iyi anlatıyor musun? Ona gerçekten iyi çözüm yaratıyor musun? Yani niye seni alsın sorusunun cevabını bulunca alıyorlar. Şimdi... İkisi arasında bir kafa ayrımı var. Birinde hmm. kendini iyi anlatabilmen, dokümantasyonunun olması, ee, seni bir search ettiğinde reputasyonun, reputasyon dediğim çok büyük bir reputasyondan bahsetmiyorum ama seni bir aradığında internette bir düzgün bir web siten, hani düzgün bir iki müşterinin olması gibi şeyler çok kritik oluyor. Türkiye'de kimi tanıyorsun e, gibi şeyler olabiliyor. E, ve ürün müşterinin içerisindeki bir sürü problemi çözmeye yönelik oluyor. Şimdi kendini iyi anlatabilmen için bir şeye odaklı çözebilmen lazım. En 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 kritik şey bu. Ama tabii e, Türkiye'de niye kolay değil onu da Yani Şimdi Türkiye'de kaç tane müşteriye satabilirsin? Doğal olarak insanlar yurt dışına çıkmayacaksa Türkiye'de müşteri içinde büyümeyi deniyor. Şimdi, bunu değiştirmek, kafa yapısını değiştirmek çok zor oluyor. Gördüğümüz genelde bu. Bu arada e, değiştiren yok demiyorum ama çok az var. Sıfırdan düşünmek lazım bazen. Ama şöyle de var mesela benim ortak Berkay aslında ilk kurduğu şirket böyle büyük kurumlara ne istiyorsa yaptık, yaptığı bir yazılım. Ve çok çekiyorlar yani sürekli uğraşmaları gerekiyor uğraşıyorlar ama işte tek müşteri bir müşteri gitse yandılar tam çok iyi geliyor ama çok aslında o riskli bir şey. Sonra diyorlar ki yok yok bunu Yapmayacağımız iş yapacağız. Ürün internetten satılacak. E, kendi kendini satacak ürün ve dünyaya satacağız. Bir sürü müşterimiz olacak diyor. Aslında ya zaten çok iyi çalışıyor o model. Hı hı. Yani globale giderken bunu yapılabilir. Bir de hep e, Magdalena'nın söylediği çok iyi bir şey vardır. E, benim mentorum olur. E, yandım yıkıldım bunu çözmemiz gerekiyor dediğimde gittiğimde nasıl çözeceğiz bunu? Bunu en iyi yapan insanı getir sorusu hmm. oluyor. Aslında onu en iyi yapan insanları işe almak veya çalıştırabilmek de lazım. Bunu daha önce yapmış olan insan kim? Kimden fikir alabiliriz? Ben genelde şöyle öğreniyorum. Ufak bir desktopta ararım. Sonra giderim. Bunu en iyi yapmış üç kişinin de yan yana oturur onları bir dinlerim. Hmm. Ondan sonra onlar üzerinden bana kim yardım eder diye gider bulurum. Yani e, sanırım bunu yapabilmek önemli. İşte O yüzden de bizim gibi VC'lerin bence oradaki en büyük katkısı o network'e sizi sokabiliyor olmak olabilir. Evet. Benim de gördüğüm bu yurt dışına açılmakta sıkıntı çeken senin bahsettiğin dokümantasyonun eksik olması. Yani bizdeki Türkiye'de kendini anlatıyor olmakla e, web sitesi üzerinden kendi çok şey yani bazı materyaller de hazır olmadan yurt dışına açılmayı hedefleyen Şirketleri girişimcileri ben de çok görüyorum. Urban Venture ile teknoloji şirketlerine danışmanlık hı hı. yapıyoruz. En büyük sıkıntılardan biri bu yani marketing materyalleri, pazarlama materyalleri yurt dışı pazarına uygun dille yapılmıyor. Yani çok ifade tarzları falan da çok iyi olmayabiliyor. İkincisi de case study'ler yeterince iyi hazırlanmamış oluyor. Yani sen dedin ya iletişim ilişkiler üzerinden yapılıyor. Hı hı. Türkiye'de yurt dışında biraz daha hikayeyi anlatmanız gerekiyor. O doğru yani case study hazırlanmış case study'lerin de olması sizin ürününüzü ya da hizmetinizi doğru ve iyi satabiliyor olması açısından çok faydalı. Belki bu konularda umuyorum teşvikler de artacaktır. Özellikle pazarlama ve iletişim yatırımları şirketlerin biraz daha destek almaları gereken yatırımlardan bence yani bu bilişim Peki. ihracatı ya da teknoloji evet. ihracatından bahsettiğimizde. Bir de ürün odaklı olmak. Servis değil de ürün odaklı olmak. Ürün çok odaklı, doğru diyorsun. Doğru. Son bir sorumuz var. Bunu da şey sorayım öyle bitirelim. Çünkü güzelce tamam. bir soru. Merhaba Dilek Hanım. Sadi Gürsoy sormuş. Podcastimize yayınlıyoruz. Sadi Gürsoy sormuş. Merhaba Dilek Hanım. Öncelikle paylaştığınız bilgiler için çok teşekkürler. Erken aşama bir yapay zeka startup'ı, teknoloji startup'ı için değerlemeyi nasıl yapıyorsunuz? Ekip dışında kriterleriniz nelerdir? Ee, güzel soru Sadi. Bu ara çok yaptığımız bir şey olduğu için. Ee, aslında şöyle yatırımcının kafasını söyleyebilirim sana. Bu pazar ne kadar büyük? Bu takım niye bu pazarda çok büyük işler başarsın? Buradaki riskler ne? O riskleri mitigate etmek için ben yardımcı olabilir miyim? Veya Sadi bu işin girişimcisi ise o çözebiliyor olabilir mi? Gibi böyle bir arkada bir düşünme yapısı var onu söyleyebilirim tabii ki bu gene böyle biraz havada kalıyor ama e, hiçbir şey yoksa ne dedik demin tohum yatırımları 3 milyonla 10 milyon arasında değişiyor bugün işte olduğu konuma göre e, müşterilerin yorumlarına göre e, kurucuların vizyonlarına göre ve yapılan işin ne kadar hızlı replika edebileceğine göre pazarın ne kadar kalabalık olduğuna göre Şimdi ben bir sürü şey saydım ve bunlar devam ediyor bu arada sade ee, ama hiçbir tractionı olmayan bir şirketin Türkiye'de 1-3 milyon Amerika'da olsan daha farklı hani onu da söyleyebiliriz aslında ee, diyebiliriz genel olarak ama tractionın varsa bir müşteride de piyosu yapıyorsan takım çok güçlüyse bu direkt yukarı çıkmaya başlıyor bilmiyorum faydalı oldu mu bir sürü kriter vardır büyük ihtimalle arkada ee, Sadi'de ama yazabilirsin ayrıca bize Scalex'e Scalex'e yazsın peki sana seni dinleyenler en iyi sana nereden ulaşırlar LinkedIn'den mi en çok neyi takip ediyorsun nereden ulaşsınlar sana e-mail'im ama e-mail'imi verirsem o e maille de geri dönemeyin <laughs> 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 LinkedIn'den yazabilirler LinkedIn'den yazabilirler <laughs> Dilek'cim ayırdığın zaman için çok teşekkür ediyorum. Ee, hakikaten çok bilgilendirici ve güzel bir sohbet oldu. Senin sakinliğin de bana çok iyi geldi. geldi. Ee, akşam huzurlu ve güzel bir e, sohbet oldu. Umuyorum senin için de. Benim için de keyifti. Umarım faydalı olmuştur. Ee, ya bir tek şeyi kapatabilirim. Şunu söyleyebilirim Arzu. Hani öğrenilmişlikler var ya. Ya insan hata yapıyor mutlaka. Ama matematikte de bir model vardır. Random e e, randomness diye. Sizi bir bir araziye bıraktılar ve etrafınızda bir sürü tepe var. En yüksek tepeye çıkmanız gerekiyor ve her yer siz Nasıl çıkarsınız? Aslında ilk başta böyle random olarak e, rastgele bir yerlere çıkıyorsunuz ama denemeniz lazım. İlk çıktığınız tepede bırakırsanız olmuyor. O tepeden inmek işte bir aslında failure oluyor günün sonunda ama bırakmamak lazım. Yani bu iş yukarı, aşağı öğrenip ondan sonra daha yükseğe çıkmak kariyer olarak yüksek değil belki mutlu olduğunuz yer sizin için yüksek bu arada ama öğren öğrendikten sonra devam etmek bir amaç için gitmek bence çok kritik çok güzel bitirdin bunun üstünde bir şey söylemiyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. 18 Ocak'ta da Rana Özşeker'le değişim nasıl yönetilir? Bireyler ve kurumlar olarak neleri nasıl daha iyi yaparız? Bunları konuşuyor olacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Dilekçim çok teşekkürler tekrar. Herkese iyi akşamlar. Güzel bir gece olsun.